Günaydın arkadaşlar. Şöyle şu an saat daha 8 bile yok öyle diyeyim. 8'e saati kurmuştum ama sonra işte Emre giderken dedim ki ben de kalkayım. Kalktım. Kar yağmaya başladı. Böyle küçük küçük ama biraz şu an hızlandı. Ben de güzel bir kahve yaptım. Ve sonra işte Reels falan çektim ve hemen Instagram attım. Şimdi bugün benim bir doktor randevum var saat 10'da. Hemen evimin burada çok yakında. Ona gideceğim. Egzamalarım vardı burada belki bahsetmiştim. Bu sene açıkçası çıktı. Yani öncesinde geçen kışlar şuralarda oluyordu. Ben onları hani kışın bir şekilde kremle falan idare ediyordum. Ama burada çok fazla belirgin. Açıkçası hani rahatsız oldum. Bir de şu elimin şurasında da böyle bir kuruluk ve kaşıntı hissediyorum. Dedim ki gideyim. Yani işin kısacası bugün ona gideceğim. Bugün Cuma bu arada. 18 Mart. Ondan sonra da ofise geçeceğim. Yani normalde bugün ofise gidecektim. O doktor randevusu olduğu için sonrasında da iki tane görüşmem var. Onlara katılacağım. Onları tamamladıktan sonra öğlen de ofise geçeceğim. O yüzden bugün vlog çekeyim dedim. Siz de benden daha fazla aslında buralarda olmamı istiyorsanız ben de çok istiyorum. Elimden geldiğince de gerçekten hatta elimden geldiğinden fazlasıyla da çekmeye çalışıyorum ama onun dışında şimdi minimalizm ya da hazırlanmam gereken içerikler zaman alabiliyor. O yüzden ister istemez araya bir zaman giriyor ama böyle vloglar olunca daha kolay ve hızlı atabiliyorum. O yüzden siz de lütfen yorumlarınızı yazın. Yani vloglar tabii ki minimalizm kadar belki ilgi çekmiyordur ama en azından bir gün ayrı kalmıyoruz derseniz de seve seve atarım. Onu demek istedim. O zaman şimdi kahvemi içeyim sonra birlikte hazırlanıyor oluruz. Dişlerimi fırçalayayım. Bir de makineye de havluları attım. Çamaşırlar bitmiyor arkadaşlar ya. Gerçekten çok sinir bozucu bir olay. Kesinlikle çamaşırlar bitmiyor. Bilmiyorum, sinir oluyorum yani. Ve çamaşır dağınıklığı da kötü bir şey yani. Evi süpürseniz de silseniz de o çamaşırlar olduğu için sürekli bir toz ve dağınıklık hali oluyor. Böyle. Salı gününe kadar gelecekmiş ama ay yine de bilmiyorum ya, ben mutluyum. Arkadaşlar şöyle, şimdi doktorda işim bitti. Zaten doktorda işim 5 dakika sürdü. Ama epilasyonum da aynı hastanede. Göztepe Özel'e geliyorum. Zaten çok yakın eve. Ve işte epilasyonum 40 geçeydi. 10 geçe doktor randevumdu. 7 geçe aşağıya indim. Dedim ki hani baktım gördüm orada epilasyonumu yapan kişi, zaten tanıyorum kendisini. Baktım orada duruyor. Dedim ki gittim Vezne'ye, ona direkt söylendim. Dedim hani böyle böyle hani eğer şeyse müsaitse hanımefendi beni alabilir mi? Hani işim erken bitti. Yani burada 33 dakika beklemeyeyim. Sonra gittiler, söylediler. Hemen yukarı çıktı. Ben bir 15 dakika bekledim. Yukarıda da yani çalıştığı alan da yukarıda değil, biliyorum. Neyse arkadaşlar, bir 20 dakika bekledim. Sonra dedim ki yani hani müsait mi? Yani burada hani kar yağıyor, bunun için bekleyeyim mi? Hastasıyla görüşüyor dedi. Hastasıyla görüştüğü o da aşağıda, biliyorum. Sırf beni yani her seferinde böyle bir değişik bir durum oluyor, bilmiyorum. Yani 40 geçe randevu seni orada boşu boşuna 5 dakikalık işlem için bekletti. Hastası olsa, gerçekten böyle bir öğle arası falan olsa anlayacağım. 5 dakikada halledeceksin. 3 dakika falan sürüyor arkadaşlar bu epilasyonu. Yani şöyle 36 geçe beni aldı. Hani bir şey demiyorum. Hani o da haklı diyebilirsiniz ama gerçekten bilmiyorum ya. Yani böyle bazı şeylerde akrep burcu olmamın ne yazık ki bazen avantajımı, dezavantajımı diyeyim. Hislerime çok güvenirim. Böyle gözlem yeteneğime çok güvenirim. Bazen bundan dolayı açıkçası biraz tabii zorlandığım da oluyor ama iyi niyet sezemiyorum. Çünkü orada duruyordu, oturuyordu. Ben sorduktan sonra, onu söyledikten sonra
yani olmasa bu olanlar, hadi diyeceğim hani bir şeyi var ama yani bilmiyorum, bir iki kere de oldu burada böyle bir durum. Ay bilmiyorum, çok sinir oluyorum ama hiç bir şey söylemedim. Normalde dayanamıyorum ben gerçekten. Bir dakika, ışık yansın. Heh, geldim. Normalde dayanamıyorum ben, laf söylüyorum ama söylemedim. Size için döküyüm dedim. Öyle arkadaşlar, şimdi görüşmelerimi yapıp bir eve gireyim de. Öyle arkadaşlar, size içimi dökmek istedim. Gerçekten yani hani böyle işte yaşanıyor bazen. Böyle durumlar. Hani Allah başka dert vermesin tabii ama bir gıcık oldum yani. Ya kaç kere şöyle söyleyeyim size. Epilasyon aletleri bozuktu. 2 ay falan bekledim. 1 ay mı 2 ay mı? Şimdi ona da 1 ay derim, 2 ay derim, 1 ay falan böyle derler. Çünkü geçtim mesela, orada koltuğa oturacağım. Dedi ki böyle yatıyoruz falan dedi. Ben de çok böyle doğaçlama, insani bir şekilde aa dedim, ilk defa buraya yatıyorum. Hayır böyle bir şeyle. Hayır nasıl yani, hani burayı hep buraya yatırıyoruz biz falan. Ya ben salak mıyım? Ben nereye yatıp hangi tarafa yatıp? Ya ben gerçekten arkadaşlar hafızası çok fil hafızalı biriyim. Size gerçekten bu konuda iddialıyım. Bir kere bile yatmadım o tarafa. Ben her seferinde oturtuyor oradaki sandalye ters yani, ucu düşünün. Yattığınız yerle sandalye birbirine bakıyor. Böyle bir yani bilmiyorum ya. Yani insanları gerçekten bazen bana değil ama böyle görüyorum, ona da sinir olup böyle sinir sinir davranıyorlar. Hep bir ya atıyorum ya bilmiyorum, sanki birbirinden intikam alıyor insanlar böyle. Hani o ona kötü davranıyor, sonra o başka birine kötü davranıyor. Hani böyle bir zincir var ya. Hep bir kabalık falan. O da size de geçiyor. Hep bir kabalık falan. Sonra öyle yani. Ben de biraz gıcık oldum açıkçası. Ama neyse, dayandım arkadaşlar. Tuttum kendimi. Bir şey demedim. Yani falan filan derken. Şimdi 10 dakika sonra görüşmem var. O bitecek. Yarım saat sonra bir daha görüşmem var. O da bitecek. Hemen ofise gideceğim. Ofise de çok güzel kar yağıyormuş. Gideyim ofise de hemen yemek yiyelim. Hatta yolda da sipariş verelim. Bir yazayım ben. Öyle. Neyse, o zaman sonra görüşürüz. Bir de egzamamla ilgili de bilgi geçeyim. Şöyle baktı işte doktor buraya. Buralarda da yoğun bir şekilde var dedi. Şeyle bakıyor mikroskopla. Sonra merhem verdi. Onu 10 gün boyunca kullanacağım. Günde 2 kere işte olan bölgelere süreceğim. Bir de şampuan verdi. Klasik zaten. Onu da bir ay boyunca haftada 3 gün duştan sonra işte kafamı köpürteceğim. 5 dakika tutacağım. Yaza doğru toparlar zaten dedi. Başka da bir şey söylemedi. Sonra yine gül için sordum. Mesela gül yok dedi. Başka doktorum da gül var diyordu. Böyle arkadaşlar. Ama yani cildime bir dokunuşlar lazım. Bir de şimdi regle olacağım diye bu benim reg sivilcem. Hep çıkar burada. Bu şekilde. Şimdi işlerimi açtım. Bir maillere son kez bakayım. Ama sizinle sohbet etmek çok güzel. Değil mi kahvem? Sen de seviyor musun? Sen de kameraları seviyorsun gibi geliyor bana ha. Şapka değişikliği yaptım arkadaşlar. Canım bu şapkayı takmak istedi. Daha doğrusu farklı bir şapka takmak istedi. Bu var. Ve çok güzel kar yağıyor dışarıda ya. Çok mutluyum. Bunları da aldım. Bunları şimdi ofisteki arkadaşlarıma isteyenlere vereceğim. Best çanta, bunları challenge'da elemiştim. Zaten yarın da o videoyu yüklüyorum. Çok mutluyum o yüzden. Neyse bakalım. Kar yağıyor arkadaşlar. Niye bilmiyorum ama çok mutluyum. Karı seviyorum. Güneşi de çok seviyorum. Ya ben her mevsim ayı seviyorum ya. Gerçekten. Öyle. Neyse. Kar kazasız belasız bitsin. Herkes bıktı biliyorum. Tabii ben de istiyorum havaların ısınmasını ama şimdi şu güzelliğin de tadını çıkarmak ayrı bence. Para çekeceğim arkadaşlar. Sonra hemen metroya geçeceğim. Hızlanayım ki telefonum da ıslanmasın. Size bunu göstermem lazım. Bu nedir ya? Bakar mısınız? Allah'ım şu görüntü nedir ya? Aa, çok güzel. I am a snow, I am cold. I am back perfect diye şarkı yazdım şu an. Gaza geldim. Neyse kapıyı. Şarkı yaptıracaksın kendini. 5000 dolar geçeceksin vesaire. Alırsınız isminiz, isim hakkınızı alırsınız. Mesela drcihansahan.com alınacak.
Kim unutuyor doğruyu? Arkadaşlar eve geldim. Dışarıda baya bir kar var. Bir artıyor, çok artıyor. Bir biraz daha azalıyor ama var. Şöyle bugün cuma günü. O yüzden pazar vardı. Dedim ki bir şansımı deneyeyim yani. Bu karda var mıdır? Aslında olabileceğini tahmin ediyordum ama yetişip yetişmeyeceğim. Ben geçe bırakmazlar diye sadece şüphem vardı. Neyse gittim pazara. Toplanmış baya. Sadece böyle bir tane meyve tezgahı vardı. Hemen oradan bir tane portakal aldım. Aşağıda da vardı, patlıcan almam gerekiyordu aslında. Patlıcan ve yumurta için daha çok gitmek istemiştim. Ama dedim ki aşağıya ben inene kadar toplanacak yani, o yüzden Begüm sen portakalı al. Buradan markete. Sonra markete uğradım. İşte Migros en yakın. Bir de sebze meyve, Migros iyi oluyor sebze ve meyvede. O yüzden Migros'a uğradım. Şöyle bir market alışverişi yaptım. Tezgaha koymak istemiyordum ama size göstermek için koymak zorundayım. O yüzden neyse, tezgahı sonra silerim artık. Öyle işte. Neyse. Önce kasaptan bir kıyma aldım. 250 gram aldım. Çünkü buzlukta var ama çözülmez diye şimdi yemek yapmam gerekiyor. O yüzden hemen yemekli kıyma aldım. Sonra hafta sonu için güzel bir kahvaltı yaparız diye domates aldım. Öyle. Sonra yine o kahvaltıya bir maydanoz aldım. Maydanoz 3 küsürdü galiba. Sonra kuru yemiş aldım. Kuru yemişler bitti. O yüzden dedim ki şöyle karışık, en sağlıklısı, en lezzetlisi ortalama bir kararla bunu aldım. Sonra çarkı felek meyvesi aldım arkadaşlar. Ya bunu çok merak ediyorum. Hiç yemedim. Ha şöyle, arkadaşım Melisa, onun böyle bir reels'ı var bununla, çarkı meyvesiyle. Bayağı özenmiştim. O yüzden dedim ki alacağım, bir tadacağım. Zaten tropikal tatları genelde severim. Bunun 4 tanesi 18 küsürdü. Tatmak için aldım açıkçası. Bakalım beğenecek miyiz? Sonra yine salata aldım. Çünkü dediğim gibi yani hafta sonu zaten bir kahvaltı yapıyoruz. Bunların hiçbiri yoktu. Bu arada yanımda bez poşet de yoktu ve o yüzden poşet de aldım. Bunlar pazardan aldığım portakallar. Sonra patlıcan aldım. 2 tane. Çünkü kilosu 32 liraydı. Evet. Çaycı son biber aldım. Yine bir şeyler yaparım hafta sonu yemek diye. Son içecek olarak kola aldım. Kola ben içemiyorum tellerimden dolayı. Yani ara sıra kaçamak yapıyorum ama Emine için aldım. Bir de süt aldım. Bunlar da 127 lira falan tuttu hepsi. Bir tane avokado almıştım. Bayağıdır avokado almıyorum arkadaşlar. Çünkü fiyatlar uçmuş, böyle 12-13 lira falan da en son. 7.90'a düşmüştü galiba. Dedim ki bir alayım, hani bir kahvaltıda yeriz. Ama sonra onu kasiyer sepette unuttu ve hesabı da kestiği için dedim ki boşverin kalsın. Öyle şimdi patlıcan yemeği yapacağım. Musakka gibi ama musakka değil. Size de gösteririm zaten. Şimdi buraları bir toplayayım. Yani tezgahı da bir sileyim. Aslında poşetleri yere koymadım ama yine de içiniz rahat etmez diye düşünüyorum. Buraları bir toplayayım, dolaba yerleştireyim. Sonra tekrardan yemek yaparken birlikte olacağız.
yapacağım. Şöyle musakka değil yani musakkada bildiğim kadarıyla daha önce de internetten bakıp denemiştim. Patlıcanları önceden kızartıyorsun sonra işte klasik bir yemek haline getiriyorsun. Aslında benzer metotta gideceğim ama bak kızartma için çok zamanım yok. Bir de hani o biraz bana fazla geliyor. Ben normal böyle biberi ya zeytinyağını döküyorum. Normal kullandığım yemekten daha fazla döküyorum. Çünkü önce yine patlıcanları aslında bir şekilde kızartacağım ama çok fazla değil. Yani kızgın yağ atmayacağım. Şimdi buna patlıcanları dökeceğim. Göreceksiniz zaten. Aslında onları böyle biraz hani klasik nasıl soğanı işte şey yapıyorum. Pembeleşiyor. Aslında biraz böyle patlıcanları öldüreceğim. Öyle diyeyim size. Çok fazla değil. Patlıcan yağı emdiği için. O yüzden döktüm. Daha sonrasında kıymayı ekleyeceğim. Soğanı da ekleyeceğim. Çok arada fark olmasın. Bu arada çok güzel oluyor bu yemek. Yani bunu anlatmamın sebebi de size o aslında. Klasik bir patlıcan yemeği yapacağım. Şimdi bunları karıştırayım. Daha sonra diğer malzemeleri de ekliyor olacağım. Sizinle de paylaşmak istedim. Şimdi kıymayı da attım. Böyle biraz kıymayı da zaten anca olur ikisi birlikte. Sonra soğanları ve domatesi birlikte ekleyeceğim. Bu arada domatesi de bilerek kabuklu doğradım. Öyle daha güzel oluyor. Hoşuma gidiyor. Böyle yapacağım işte. Arkadaşlar şimdi bu böyle bayağı suyunu da saldı. Ben suyunu her şeyini koydum. Zaten bunun çok sulu olmasını istemiyorum. Ama biraz kaynar su da koyacağım. Hani patlıcanların güzel pişmesi için. Hani sadece böyle olmaz. Çok azıcık böyle bir tık böyle üstüne çıkmadan hatta kapatacağım. Düdüklü bu zaten. Hep düdüklüyle yapıyorum her şeyi. Onun da kapağını kapatacağım. Pişireceğim. Son halde size göstereceğim. Ama çok lezzetli oluyor. Bu şekilde. Bu da salatamız arkadaşlar. Bildiğiniz böyle ne varsa kış, yaz her şeyi yaptım. Şimdi Emre'nin gelmesine daha olduğu için bunu böyle koyacağım bir kenara. Bir yarım saat 40 dakika kar olduğu için uzun sürebilir. Pilav yapayım. Yemek oldu arkadaşlar. Çok lezzetli gözüküyor. Bilmiyorum tadacağım artık. Aslında 2 gün önce pilav yaptım diye yapmayacaktım ama bence o yemeğin yanında pilav güzel gider. Buradan da kendimi görüyorum. Neyse şimdi bir de pilav yapayım. Akşamki yemeğimiz bu. O zaman bu vlog burada sonlansın. Şimdi toparlarım. Bir sonraki vloglarda görüşmek üzere. Altına yine yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.